Bir tane bardak var içinde. Başka, yani ne olduğunu bilmediğim siyah parçalar var. En önemlisi de şu, bıçak var içinde. Özellikle şurada. Bir çocuğa gönderilmiş bir kıyafet bu. Şöyle göstereyim. Alınacak durumda değiller. Çoğu da yırtık pırtık. Ne oldu? Bunlar çocuklara gönderilen yardım kolisinden çıktı. Şu plaket de aynı şekilde. Bunlar çocuklar için önemli şey. Gerçekten. Şöyle bir ayakkabı var. Diğer teki olmayan ve asla kullanılmayacak ikinci bir ayakkabı var ama diğer şeyi yok zaten. Bu yardımı yaparken çok kötü şeylerle karşılaşıyorum ne yazık ki. Yani zaman zaman tabii ki güzel olanlar da var ama insanlar normalde ikinci el kıyafetlerini alıp ihtiyacı olan ailelere arada bir köprü olmaya çalışıyorum. Fakat karşılaştığım bazı manzaralar var ki çok kötü. Çünkü çocuk kıyafetlerinin veya çocuk oyuncaklarının içindeki çıkan işte kırık bardaklar, işte plaketler, ne bileyim bıçak, yırtık pırtık kıyafetler, teki olmayan ayakkabılar ve asla kullanılmayacak tekrar terlikler, onun gibi şeylerle karşılaşıyorum ne yazık ki. Bunun bir mantığını çözemiyorum sadece. Bunları ne yazık ki insanlara vermemiz mümkün değil ve bizim için de gerçekten hem zaman kaybı hem de tehlikeli. Çünkü biz iyi niyetle alıyoruz, çıkartıyoruz içinden. Biz de yaralanabiliriz bunlarda ve bunun bir anlamı yok yani. Kırık bardağın gönderilmesinin bir anlamını bulamıyorum kendimde. Evdeki çöpleri bize taşıtırıyorlar gibi bir şey düşünüyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bunu yollayan kişilere empati yapmalarını istiyorum. En ufak bir düşünce yeterli olacaktır. Bunlara diyorum ki sadece elinizi vicdanınıza koyun. Başka bir şey demek istemiyorum. Ayıptan ziyade tehlikeli. Kesinlikle. Zaten o zaman işte. Ama askerlik kredisi diye bir kredi var. Özel askerlik için. Ha sen al. Tamam.